İlk bölümde size biraz az söz düştü. Bu durumda şimdi HDP'li e, vekilleri biliyorsunuz yani Fezdeke geldi meclise ama hmm. dokunulmazlıkları ile ilgili kalkacak mı, neler olacak yoksa parti kapatmalarına mı gidecek? Nasıl başlamak istersiniz? Şimdi bakın bana göre bu son derece önemli bir sınava dönüşmüş durumda bu Tim iş. Tim için önemli bir Herkes sınav. Herkes için. Bu arada çok özür dilerim. Sorusu olanlar e, Twitter'dan Bahar Feyzan, e, etbaharfeyzan ya da karşı mahalle ile sorabilirler yorumlarını. Bunu unutmuştum çok pardon. Bu ülkenin, bu toprağın çocuğu olan, kendini aydın diyen, kafayı olan, <laughs> yazan, çizen, siyasetçisi özellikle. Bütün aktörlerinin bir büyük sınavı bu. Bir şeye karar verilecek. Ya bu maskeli balo sürecek. PKK, PYD, YPG terör örgütünün kolu kanadı, siyasi kolu kanadı olarak HDP maskesi devam edecek. Bunun işte iktidar, muhalefet arasındaki çekişmedir, seçimlerdir, oydur, barajdır, ittifaktır. Bütün bu başlıklar altında bunları konuşmaya devam edeceğiz. Efendim işte milletvekili vardır, grup başkan vekili vardır, meclis başkan vekili vardır, kırmızı plakası vardır, ödeneği vardır diyeceğiz. Bütün bunlar böyle konuşup duracağız. Ama onlar bildiklerini okuyacaklar ve bu küresel oyun devam edecek. Açık söylüyorum bu emperyalizmi kirli planının bugün parti adı altında konumlandırıldığı, yeniden rollerini verildiği ve biçimlendirdiği bir yapıdır. Peki, Geçmiş süreçle de önemli ölçüde de o kapatma süreçleridir vesairedir benzerlikleri de kalmamıştır artık. Onu da anlamak gerekir. Yine söylüyorum bu iş süreç analiziyle olur. Geçmişte terör örgütü bir terör eylemi hiçbir şeyin gerekçesi, gerekçelendirilmesi haklı görülemez tabiatıyla. İnsanlığa karşı suçtu ama kullandı bunu. Geçmişte bir takım inkarcı yaklaşımlar oluyordu. Kürt diyemiyordunuz o deniyordu bu deniyordu. 12 Eylül darbesinin ürettiği iklim baskındı. Kürtçe şarkı söylenemiyordu. Ben o yörede yaşamış babamın memuriyeti nedeniyle rahmetli annem yani Kürtçe bilmezdi, yanık bir sesi vardı Diyarbakırlı Ayşe Şan diye bir Diyarbakırlı'nın bir yerel sanatçının plaklarını dinlerdi. Bu, bu milletin böyle bir sorunu yoktu. Uğraşmadılar mı? 40 yıla varan bir süreçtir. Bir ev öbür eve düşman olsun diye. Başaramadılar. Geldiğimiz noktada o dönemde bunları kullanıyordu terör örgütü. Siyasi parti olarak o görüntü altındaki zatlar da kullanıyordu. Siyasetin önce kısıtlılıklar vardı, konuşturulamıyordu o oluyordu, bu oluyordu. Ne oldu şimdi? E, alabildiğine siyaset alan açıldı. Peki Bunu ben dene şunu bu, bu da hatırlatmak istiyorum CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztürk ve parti sözcüsü dokunulmazlık ve fezlekelere ilişkin partimizin görüşü bu vesayet rejimi karşısında hangi partiden olursa olsun milletvekilinin dokunulmazlığının korunmasının önemli olduğudur. E, tamam şimdi bu çok güzel yani bu kavram şeyde HDP'nin e, sözcülerinde dilinden barış demokrasi insan hakları düşmeyecek onlar da işte vesayet demokrasi milletvekilleri koruması. Ya Gerçekle yüzleşin artık kardeşim. Yani İçişleri Bakanı bundan birkaç ay önce PKK terör örgütünün kaçırdığı, götürdüğü ortaokul yaşındaki çocuklar 14-15 yaşında boyları kadar silahları tutuşturduğu resimleri mecliste gösterecek. Bu zatlar sıralara vurarak sesi kesmeye çalışacaklar. O çıkardıkları gürültü neyin gürültüsü? Açık PKK'nın gürültüsüdür. Bu sürdürülemez. Polis Akademisi'nin çok güzel bir raporu var çocukların isim isim nerelerden nasıl kaçırılarak götürüldüğüne dair. PKK terör örgütü bugün terörünü o anne karnındaki bebeği havaya uçururken annesiyle beraber niçin yapıyor bunu? Niye yapıyor bunu? Ana dilde eğitim hakkı bu mu? Çözülmemiş ne sorun kaldı? Bunun bunu fark eden, bunu yaşayan, yüreğinde ana yüreğiyle yaşayan Diyarbakır anneleridir bugün geldiği noktada geçmişle karşılaştırılmamasının bir başka öznesi de budur. Onların bugün isyanıdır. Şimdi Van'da da başladı o. Şırnak'ta vardı. Anneler diyor ki onlar da geçmişte HDP'ye oy veriyorlardı. Canım 6 milyon seçmen oy veriyor. Demokrasinin de siyasetin de ona oy verenin de hukuku vardır ve onu korumak boynunun borcudur bu ülkenin hukukçusunun da siyasetçisinin de aydınının da. Ne yapacaksınız o zaman? Ya okumayı bırakın artık iktidar üzerinden öbürü üzerinden siyasi partiler özellikle iyi ya şöyle yapacaklar diyecekler ki bu HDP'yi yönetenlere ve halka ve o seçmene bu adamlar bu terör baronların ve ağlarının uzantısı olmaktan bunu, bunun esas böyle anatomisi olmaktan çıkmıyorlar kardeşim bu yapının ayrılmaz parçası durumundalar onlara oy vermeyin bize oy verin iktidarla HDP arasına sıkıştıysa bu iş siz alternatifler üretin. Kaç tane parti var? Niye takıldınız HDP yönetmenlerin kuyruğuna? Niye taşıyıcı annelik yapıyorsunuz? Niye görmezden geliyorsunuz bunu? Siz parti değil misiniz? Yani bakın bu büyük bir sorumluluk. Bunu yapın. Bunu yapın. Bu kötülük değil bu iyilik. Şimdi parti kapatmaya e, e, kategorik olarak karşıyız. Şimdi yani bu bir kere işin süreç analizinden bağımsız bu cümleler kurulması doğru değil. Ee, bunun aynı zamanda bugün bu partinin geldiği noktadaki küresel uzantısıyla birlikte ve konumlanış biçimiyle bu analizden bağımsız bu cümleyi kurmak doğru değil. Hukuk devletiysen hukuk açısından da bu işi göz ardı ederek bu cümleyi kurman yine doğru değil. Bana yeryüzünün bir yerinde kim nereyi çok kıymetli görüyorsa hukuk ve demokrasi açısından taşısın bu ilişki götürsün oraya bakayım. Orası bir, hukuken hayat hakkı verir mi? İki, siyaseten ve toplumsal mutabakat açısından bir ciddi bir ay, aykırılık yaşar mı? Sürekli verdiğimiz örnek var ya İspanya'nın batı sınası, etaylı olan bağ nedeniyle. Orada milyonlar yürüdü ya. Böyle bir şey olamaz, İspanya bölünemez, parçalanamaz diye. Herkes bu maskenin düşürülmesi için, bu maskeli balonun sürdürülmesinin mümkün olamayacağı konusunda elini taşın altına koyacak. Herkes çıkacak bunu söyleyecek. Bakın inancımız gereği tövbe kapısı kapanmaz deriz. Buyurun. Buyurun. Bugün de yine yine işliyor bu tabiatıyla. Bu partiyi yönetenlerle görüşmeler mi yapacaksınız? Ya bırakın şu ittifak 3 oy 5 oy. Daha fazlasını alırsınız. Eminim alırsınız. İktidar bile olursunuz. Şunu yap. Deyin ki bir dakika sizinle görüşüyoruz. HDP'yi bugün yönetenler olarak çıkacaksınız hep beraber bunu yapacağız. Ben de geleceğim sizlerle. Yerde çok güzel bir yer var. Diyarbakır anneleri koşup gideceksiniz oraya. Orada bir manifesto yayınlayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi yönetenlere de söylüyorum. Alın o HDP'yi ikna edin götürün oraya. Onları konuşturun önce. Onlar desin ki bir dakika geldiğimiz noktada Allah bizi affetsin. Ey analar ey millet siz de affedin. Olur ya terörle terör örgütüyle olan bağı vesaire. Bunu bunun artık ne oyuncağı oluruz, ne oyun oluruz bu kirli bir emperyalizmin oyunudur. Bu dakikadan itibaren ana yüreği sizinleyiz, Türkiye'yleyiz, Türkiye'nin istiklalindeyiz. Tıpkı Selahattin Eyyubi'li Alparslan'ın bugün yaşayan torunları olarak Peki. bu tarih bir dakika, bir dakika. Bu tarihi sorumluluğu taşıyoruz. Tamam? Cumhuriyet Halk Partisi yönetenler biz de birlikteyiz kardeşim. Din ya. Din bak ne oluyor? İstediğimiz budur. Canım sen geçmişte çözüm süreci yaptın. Sen geçmişte şu tweet'i attın. Ya yani bu mudur söyleyeceğin? Buna mı sığınıyorsun? Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapacağız? İyi ya her yol denenmiş. Her yol denenmiş. Bu adamlara her şey çözülsün diye. Devlet bak oradaki o halk şunu gördü. Ben çok iyi bilirim oraya çok sık gidiyorum. Dedi ki ya daha ne yapsın bu devlet kardeşim. Bebek katili dediği bir örgütün yeter ki bu kan dursun. Arkadaki terör baronları bu işten çıkar sağlıyor. Hepsi bu ülkenin evlatları. Birlikte bu, bu, bu ülkeyi vatan kıldık. Birlikte milli mücadele verdik. Kefensiz yatıyor Kuvayi Milliye şehitleri koyun koyuna bu toprağın altında. Peki ben burada bir virül O yüzden olmak geleceğimize sahip çıkalım dediler Şşş, evet. ve bozdular bunu. Bunu bozdular. Bu çok açık. Peki Eee Aytun Şerkin'e döneceğim. Muhalefetin fezleke konusundaki tavrı tabii bir de söylenenler konusunda ekleyeceğiniz neler var? Evet. Eee ee, HDP PKK ile arasına kalın çizgi çekmediği sürece Türkiye Partisi olamaz. Ben bunu her yerde her zaman söylemişimdir. Sözcüde de yazmışımdır. HDP solcu bir parti değildir. HDP e, aşiretleri savunan feodalite ile kavga etmeyen emperyalizm konusunda teorisinde evet karşı çıkan ama pratiğinde karşı çıkmayan bir e, siyasi partidir. E, ve e, yıllardır 1900 90'lardan bu yana kurulan her partinin ve gelinen 2021'deki her sürece baktığımız zaman terör örgütü konusundaki kalın çizgiyi çekemediğini zaten ayan beyan ortadadır. Bunu herkes görmektedir. Burada ben Yaşar Hocam'ın söylediklerinin birçoğunu yani %80'ine katılırım ama bundan 4 sene önce HDP neydi? 4-5 sene önce neydi? 5 sene sonra ne oldu? Gibi sorular her zaman olacak.